Öyle demiyor mu? Allah kulu saydığı için ona kitabı, bilmediği şeyi öğretmiş. Kitabı ve imanı öğretmiş. Niye? Ellere de öğretsin diyor. Kendi yaşasın, öğrensin ve ellere de öğretsin ve yaşasın diyor. E kime? Bilmeyenlere öğretilir. Bilene ne öğretecek? Kureyşler Allah'ı biliyor ama yağmuru yağdırıyor diyecek kadar biliyorlar ama ondan sonra bütün günlük işlerini putlarla görüyorlar. Sefere mi çıkacaklar? Bir de filan putun önünde 5 deve kesiyor, öyle çıkıyor. Bu kervanımız karlıdır. Olur mu bu yahu? Yani niye böyle yapıyorsunuz dendiğinde de diyorlar ki bunlar Allah'ın velisi. Allah katında bunlar çok değerli, yeri var, itibarı. Biz de bunlar Allah'a yaranmış. Yani dolayısıyla sonuç olarak onun sevgilisi, onun dostu olmuşlar. Biz de onlara yaranmak istiyoruz ki, yani kurban keserek şunu bunu, dostu olduğuna bizi dost etsin. Yani bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Arapça dost, dost Farsça, Arapça da veli. Evliya diyoruz ya Türkçe. Şimdi bugün şeyhlere, ötelere, berilere, bilmem nelere, millet niye? Bunlar Allah'ın dostu, velileri. Ha, biz de onların hizmetinde olalım, onların rızasını kazanalım ki dostu oldukları Allah'a bizi torpil yapsınlar. Yani işte bunları da gör desinler. Ha? Allah diyor ki kalbin gözü mezi yok, kapakçıkları var, ötesi gözü, 4 tane gözü var, kan giriyor, kan çıkıyor filan. Başka gözü yok. İnsanlarda 2 göz var, hakim falan. Efendim. Gözü kulağı yok kalbi. Onlar uçuruyorlar. Vehimleri, kuruntularını ilim ediniyorlar. Şimdi böyle olunca ben konunun ucunu kaybettim. Sanki biraz şaka yapalım dedik, yoldan çıktık. Şanı kulağı. Bir şey anlatıyordum ben. Allah Allah. İnsana saygı. Müşrikleri insan yerine koymadım. Şimdi Allah kendini inkar edeni de bunu sayıyor mu? Sayıyor. E peki benim ne haddime ki Allah'ın kulunu saydığını, Allah'ın kulu saymayayım ben? Ha? Nereden alacağım bu yeri? Öyleyse biz Budist'i de, Budist'ini de, Hristiyan'ını da, Yahudisini de, yok taşa tapanını, kuşa tapanını, dağa tapanını, ateşe tapanını, hepsi insansa Allah'ın kuludur. O yüzden Kur'an, eyyuhel Arap, eyyuhel Edrak, eyyuhel Ekrat demiyor. Ey Kürtler, ey Türkler, ey Araplar. Eyyuhel Nas, ey insanlar. Puta tapan da insan mı? İsa'yı Allah'ın oğlu diyen de insan mı? O zaman bunların da doğruyu, ilahi doğruyu, Allah'a ait doğruları bilmeye hakları var. Bizim de onlara bildiğimiz bu konudaki doğruları bildirmek görevimiz, bize yüklenmiş bir görev. Bu yükü taşımazsak hesabını veririz. Nasıl taşıyacağız? Bilmeyene bunu götürerek. Ha? Yani bir malı bir yerden bir yere götürüyorlar. Niye? O mal orada. İhtiyaç olmayan malı götürürler mi? Değil mi? Nakliyecilik yapacak. Taşıyıcı. İşte kul olarak sayacağız. Bu bakımdan onu insan yerine koyacağız. Ona güler yüz ikram edeceğiz, yemek yediririz, efendim yatırırız, misafir ederiz. Allah'ın kuludur. Açsa doyururuz. He? Güler yüz gösteririz ve güzel güzel de bu fırsattan istifade onda meydana gelen bu bana böyle iyi davranıyor, benim iyiliğimi istiyor. İntiba uyanır. Bu intiba sayesinde de biz onun için de kendimiz için gördüğümüz iyiyi ona da aktararak benim için iyi olan senin için de iyi diye sen de hani mesela sevdiğin bir arkadaşa çok memnun olduğun bir araba almışım bilmem Audi kaç model ne diyorsun vallahi araba alacaksan arkadaş bunu tavsiye ederim demiyor musun? Kendimiz için iyi gördüğümüz Allah'ın dinini Alman içinde, Amerikalı içinde, Fransız içinde, bilmem Çinli, Japon, puta tapan, bilmem daşa tapan, muşa tapan, herkes için uygun görür ve ona da tavsiye ederiz. Ama insan sayarsak bu tavsiyemiz ona geçer, onda tesir bırakır. Bir taraftan tepeden aşağı bak, adam bir yerine koyma, ondan sonra da ona tebligat götür. Onun beni adam bir yerine koymuyor, adam olmayanın dine ne ihtiyacı var desene deriz. Din adamlara lazım yani, eşeklere lazım ki. Lazım mı eşeklere? Yok. Öyleyse adam yerine koyacak. Onları gerçekten insan olduğunu hissettireceksiniz ki insana yakışan şeyi ona yükleyebilir, götürebilirsiniz, ulaştırabilirsiniz.
Bir söylediğinizde anlamaz, beş söylediğinizde anlar anlamaz. Siz her söylediğinizde sevabınız yazılır. Sen kazancına bak, karına bak, ne yapacaksın bunu kabul edip etmemesi. Yani doğruyu söylemenle sana sevap hasıl olur. Gerisi onu bileceği iş. Doğruyu tebliğ ettiğin insan, o doğruyu kabul etse de sevabından bir gram artış olmuyor. Reddetse de bir gram azalma oluyor. Çünkü onun kabulü veya reddiyle alakalı değil sevap veya günah. Sizin hulusu kalbiyle, yani yalnız Allah için o doğruları Allah'ın kulu olarak gördüğünüz kişiye Alamanmış, Fransızmış demeden anlatmanızla sevap yazılıyor. Menfaat için değil, onu dolandırmak için değil, Allah rızası için. Yaptınız mı doğruları? Bitti, sevabınız yazıldı. O kabul etse de değişmez, kabul ederse yararları, o da yararlanır. Bu nimetten o da yararlanır. Etmezse de neşesi değil. Ne diyor Allah bu noktada, bu konuda? Biz seni insanlara bekçi ya da vekil göndermedik. Sen ancak bir mübelliğsin. Açıklayıcısın. Biz sana açıklıyoruz, söylüyoruz, sen de şunları açıkla diyor. Hepsi bu konu. Anlatabiliyor muyum? Lan senin görevin bu. O yüzden büyük işlere kalkma, işine bak. İşin olmayana ne bakıyor? Demeye getiriyor. Çünkü ya söylüyorum, söylüyorum, hani kimi insan, insanlar zayıf. Ya söylüyorum, söylüyorum, işte saniye bir türlü yola gelmiyor da bilmem ne. Kendini hadi. Yahu patlatsan, çatla, intihar etsen gene gelmeyecekse gelmiyor. Yani seçimini o yapıyor. O zaman ne diye kendini yırtıyorsun ki? Çünkü saniye yoksa başka Allah'ın kulu mu yok? Haniye var, maniye var, var oğlu var. Bir der, kulak vermiyorsa kulak veren bir Allah'ın saniyesi daha çıkar yani. Git onu anlat. Onu anlatmak sevap değil mi yani? Bir şu saniyeye, bu bilmem neye mi anlat? Yok. Mesela bu konuda da peygamber azar işitti, hatırlıyorsunuz. Aklını takmış, tabii hepimiz istiyoruz. Hani toplumda içtimai mevki yüksek kişiler kulak verirse, alt tabakalar dünden veriyorlar. İnsanoğlu başından beri böyle. Efendim işte bu rejim ileri gelenlerden Mughire İbni Şube, Ebu Süfyan bilmem filan falan. Şimdi isimlerini hepsini sormaya lüzum yok. Halid bin Velid, Amr ibn Las filan. Gidip gidip onları anlatıyor. Hatta bu arada tekrar tekrar anlatıyor. Anlatayım. Ama bu arada bir ama Ümmü Mektum var. Malumunuz. O işte tabii Peygamber'in neyle meşgul olduğunu bilmiyor. Görmüyor ki ama. Ne diyor? İşte böyle beni Allah'ın Resulüne götürün, bana Allah'ın dinini tebliğ etsin, bana bir şeyler söylesin. Yani ondan bir şeyler yeni gelen vahiylerden filan gibi. Peygamber de yüzünü ekşitmiş, bunu işitmiş. Yani şimdi sırası mı, hani ben çok önemli adamlarla meşgulüm filan havaları. Hemen Allah diyor ki, ne biliyorsun? Belki o senden bir şey işitecek de kendini arındıracak. Ha? İstemeyene zorla mı vereceksin? Sana biz böyle bir görev de yüklemedik. Öyle değil mi? Bırak onları. Cehennemi isteyen cehenneme kadar yolu var. Demeye getiriyor. Hani bırak derken tümüyle bırak anlamına değil. Ama şu kadın istiyor, yazık, ne işte sıradan bir ev kadını. Efendim şu tahsilli istemiyor. Ben de istiyorum ki işte tahsilli kabul etsin de bilmiyorum. Tamam da ederse ne ala da, etmezse de şu İsteyip duran, öğrenmeyi isteyip duran ev kadını okuması yazması yoksa bile o istiyor diyor, onu küçümsemem yetkisi verilmemiş. İslam'da kimse, peygamber dahil. İşte bu yüzden azar işitmiş. Ümmü Mektum olayı, peygamberin azarlanması olayıdır. Yani yaptığı yanlışı düzelt. Olmaz böyle. İsteyen varken istemeyenin peşine düşüp durmayın. Bir anlamı yok diyor Allah kısaca bu olayı. O bakımdan yani fikre saygı ayrı, insana saygı ayrı. Bakın, insanı biz insan sayarız. Saymaya da saygı diyoruz. Değil mi? İnsanı insan saymak saygıdır. Tamam. Alamanıymış, Fransızı, yok Budistiymiş, Hristiyan, hiç fark etmez. İnsan bunlar. İnsan saymak zorundayız. Lakin taşıdıkları fikirleri saymakla karıştırmayalım. Çoğu insan bunun farkında değil. Evet, ben her fikre saygılıyım. Öst oradan saygılı değilim lan ben. Dürüstlüğü sayıyorsam, aynı zamanda ben eğriliği de sayıyorum diyorsam, benim kafamda bir nosanlık var ya. Olur mu öyle şey? He? Hiçbir yarışmada beş güzel birden seçilmez. Yani en güzel bir tane seçilir. Olur
mu öyle yani? Hangi yarışmada, kedi yarışmasında, kadın yarışmada duydunuz mu? Birinci gelen 5 kadın, 2 kadın yok. Şimdi bir konudaki doğru veya evladım birine en doğru diyeceksin. Yani biz şimdi İslam dinine doğru demişiz. Var mı onun gibisi? Yok. Ondan sonra bunu sayıyoruz. Bununla tam taban tabana çelişen bilmem ne isteyenle de sayıyoruz. Bu dizmi de sayıyoruz. Sen hangi dindensin babam ya? Mavi boncuk mu dağıtıyorsun dinlere? Olur mu öyle şey? Yok. Saymıyoruz efendim. Her fikri saymıyoruz. Doğru fikri sayıyor, ona şapka çıkarıyoruz. Hani sözüm geliştirdiğimizde. Ama bozuk veya eğri fikir, saymadığımız fikri de olsa taşıyorsa bir insan veya taşıyan insansa onu insan sayıyor. İnsan saydığımız iki doğruları almaya müstahak görüyor ve ona anlatabilmek için gece gündüz vesileler arıyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Kabul eder etmez onu bileceği iş ama biz hesabımıza yazılıyor yevmiyemiz. Mesele o. Çoğulculuk. Özellikle Türkiye'de batıdan geliyor. Bu çoğulculuk lafı ve kavramı da batıdan gelmiş, getirilmiş. Bilir bilmez onun bunun ağzında sakız gibi çiğnenir bir kavram halinde. Çoğulculuk kısaca şu demek. Çoğunluğun, yani çoğunluğu teşkil eden, nasıl diyelim, toplumu teşkil edenler içerisinde her kesimin, çeşitli şekilde düşünen kesimlerin kendi temsilcilerini işte mecliste göndermesi, kendi sesini duyurması ve bunları oya sunulması sonucu da ne yapacak? Tarafları daha fazla olan kanunlaşacak. Buna imkan verme demektir. Tamam, insanlar kendi sesini çıkarsın filan da yani şimdi şurada bir çocuk konuşmamızı ifsad edecek derecede ağlıyor, bağlıyor, bağırıyor, çağırıyorsa canım oğlum da ses çıkarmaya hakkı var. Yalnız sen mi konuşacaksın? Senin sesin mi çıkacak demek ne kadar adette? Doğru seslerin yanında eğri sesin, namusluluğun savunulması yanında namussuzluğu da aynı derecede o kadar iyi bir şeymiş gibi savunulanları da savundurtmayız. Homoseksüelliği savundurtmayız. Seviciliği savundurtmayız, zinayı savundurtmayız efendim. Kimseye bu konuda fırsat vermez işte. Vermesi demek ne demek? Yeryüzünün ifsad olması, bozulması demek. Hem hakka saygı duyacaksınız, hem batıla saygı duyacaksınız. Bu mümkün mü beyler? Dün konuştuk ya, insan saymak ayrı, eğriyi doğruyu saymak ayrı diye. Yalnız doğrular saygıya değerdir. Eğriler saygıya değer değil, olamazlar. Olsaydılar onlar da doğru olurlar. Bu bakımdan eğrileri taşıyor olsa da taşıyan insan mı? Biz onu insan sayıp doğruları iletmeliyiz. Doğruları iletmek için insan saymalıyız. Öyle hayvan yerine koyduğuna insani şeyleri nasıl götürecek? Ne deyip götüreceksin yani? Kargalar güler adam. Fakat bu ondaki eğrileri de saymak anlamına gelmez. Gelmemeli de yani. Karıştırılmamalı. Çoğulculuk bu demek. Buna da İslam'da yer yok. Mesela bu şu şekilde anlaşılması, mesela yani İslam devletinin nasip olursa. İslam devleti olduğunda hakimiyet sınırları içerisinde ne kadar insan varsa herkesin Müslüman olması demek anlamına gelmez. Çünkü insanlar dinlerini seçmede gerçekten muhtardırlar, yani serbesttirler. Dileyen küfreder, dileyen iman eder. Küfredeni zorla küfreden derken yani ilahi doğruları örten manasında, kafir manasında söylüyorum. Yoksa inkâf eden manasında değil. Zorla dediğiniz doğrulara getirme hakkınız yok. Bu işin tabiatının da zora gelir yanı yoksa. Nasıl ki cam bardağın azıcık da olsa sıkıştırılmaya tahammülü yok. Biraz sıkıştırırsanız çat elinizde kalırsa. Bu işler de öyledir. Çünkü İman etmek ya da etmemek tamamen kişinin aklı ve kalbiyle alakalı bir iştir. Dışarıdan ona ben müminim, en iyi Müslümanım, ben Hazreti Ömer'im dedirseniz bile tüfeklerin tabancayla zopayla. Böyle dedi diye o adam Hazreti Ömer olmadığı gibi zorla Ebu Cehil'im, işte Hitler'im dedirtmeyle de ne Ebu Cehil ne Hitler gene olmaz. Nasıl olur? İşte Ömer'in yolunu tutarsa Ömer olmaz da işte Ali Rıza olur.
efendim Ömer gibi yani olur. Hitler'in yolunu tutarsa da Hitler gibi bir bilmem ne olur. Ha? Hans olur. Yani bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler. İslam'da dediğimiz gibi yani yarın millet İslam diyor, nefislerindekileri değiştirmiş. Allah da bu milletin yani kavmin halini değiştirmiş. İslami bir devlet kurulmuş. Topraklarımızda Yahudi de olabilir, efendim Hristiyan da olabilir, hiçbir dine inanmayan da olabilir filan. Bunlara biz hükümet olduk, devlet olduk, devlet gücünü elimize geçirdik diye asla zor kullanmak suretiyle İslam edemeyiz. Böyle bir hak, böyle bir vazife bize yüklenmiş değil, böyle bir hak da tanınmış değil Allah tarafından. Herkes istediği din üzere kalır. Fakat o topluma hakim olan düzene tabi olmak kaydıyla. Şimdi Almanya'da Almanlar hakim, Almanlar gavur, tamam. Bir sürü de Müslüman, onlar çağırmış gelmiş, çağırmadan gelmiş bilmem ne filan. Ama burada yaşıyorum evet. Onların nasıl trafik kurallarına uyuyorsanız burada, kurallarına da uyacaktır. Uyacaksınız demek, uymanız vacip anlamında söylemiyorum. Ne yapıyor adam uymazsan? Kulağından tuttuğu gibi mahkemeye götürüyorsun. Götürmüyor musun? Her devlet yeryüzünde böyle. Yani İslam devleti de böyle, İslami olmayan devlet de böyle. Çünkü bir ülkede bir tür kanunlar uygulanır. Bir çeşit yani bir kanun. Tek anlamında değil. Herkese aynı kanunlar uygulanır. Şimdi sana ayrı kanun. Şu sivil toplumcu avanakların söyler, öbürüne ben onu istemiyorum, şunu beğeniyorum, ondan ver. Manav dükkanı mı lan burası? Bir ülkede bir tek çeşit mal satılır. Yani ideolojisi neyse o ideolojinin imalatı satılır efendim. Bu sünnetullah bu. Yani Amerika'da olsa böyle, Çin'de olsa böyle, Sovyetler'de olsa böyle, İslam devleti de böyle. Değil mi? Almanya'da böyle. Yani mesela efendim ben işte burada sağdan git, sağdan gel var. Ben soldan gidip soldan geleceğim. Buna imkan vermezler. Yani senin tuttuğuyla ehliyetini de alır, deler de. Efendim arabamı da vicdan kaldırır, bir daha 3 ay, 6 ay da vermez eline. Niye? Sana bu dediğini yaptırtacak olursa Almanya'nın altı üstüne gelir. Yüzlerce araba ve bu işten habersiz insanın sen birbirine vurmasına, çarpmasına, ortalığın kırılıp geçmesine sebep olacak. Düzenini bozdurur mu? Yani bozuk da olsa bir düzen, düzensizlikten her zaman iyidir. Zaten Ehl-i Sünnet ulemasının da zalim de olsa halifeye itaate devam edin demesi, şimdiki Sovyetleri düşünün, bundan dolayıdır. Komünist de olsa bir otorite vardı, sosyalist de olsa. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde. Otorite olduğu için oraya insanlar gidiyor, geliyordu, işte takip de edilse falan filan, can emniyeti vardı. O otorite dağıldı. Şimdi Gürcistan'a adam bir tır dolusu mal götürüyor, tekerini tırın geri getiremiyor. Soyuyorlar. Burada ne devlet kalmış, ne polis, ne otorite, ne güç. Yani komünist dönemden daha beter oldu şimdi. Kendileri için de öyle. Yani bir deri ceket için diyorlar adam öldürüyorlar. Üstelik de Sunni yani esnaf bir. Evet. Okuyorsunuz da yani gazetelerde falan da çıkıyor bu. Otorite olmayan yerde başıbozukluk olur. Dingo'nun ahırına döner. Yani herkesin bildiğini okuduğu yerde kimse bir şey okumuyor. Bu bakımdan otorite mevcudiyeti zaruridir. O otorite de bir sistematikle, bir sistemle sağlanır. İslam devletiyseniz İslami kanunlarla. Evet ben Müslüman değilim. Olma. Sen zorlayan yok ama adam öldürenin Müslümanın değil bak. Adam öldürenin adamı kim öldürür? Adam öldürür. Adam öldüren adamın cezası şu. Buyur. Adam öldüren öldürülür. Kısasta sizin için hayat var diyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl hayat olur ya? Öldüreni öldürmekte hayat olur mu? Olur. Nasıl olur? Bakın kısaca söyleyeyim. Şimdi ben Dursun'u öldürmek istiyorum. Zaten öldürmek istediği insan yani öldürecek dereceye geldiyse bu kadar hisler, duygular besliyorsam demek ki onun canının gözümde sinek kadar değeri kalmamış. Bu hale gelmişse bir kimse biz kimse öldürür. Ha? Bir anlık var. Şimdi onun canı, öldüreceğimin canı sinek kadar kıymetli değil ama seninki de değil, seni de öldürürüm. Onu da öldürürüm. Yakarım, yıkarım, öldürürüm. Herkesi, Roma'yı da, Berlin'i de. Tabii.
Bekler de yakalsın. Yani gerçekte aha yakalsın bekler. Bir Neron yakmış, onu da yakmışlar sonra. Şimdi herkesin canı gözünde sinek kadar ama kendi canında mı sinek kadar? Hiç kimseye kendi canı değersiz değildir. Şimdi ben bilirsem ki gözümde sinek kadar değeri olmayan Aliza'yı öldürürsem, sinek ne kelime, şu evden daha büyük değeri olan kendi canım da gidecek. Kendime acıdığım için Aliza'yı elinden tutuyorum. Yani kısasta hayat böyle var. Bu suretle iki kişinin bile birden hayatı kurtulacak. Yani hem benim öldürmeye kafaya koyduğum Aliza'nın canı kurtulacak, hem de kendi canım kurtulacak. Öldürürsem bileceğim ki bir o gitmekle kalmayacak. Arkasından beni de ekleyecekler. Hani çifte çift öküz koşarlar ya, ben de gideceğim. Benim canım pahalı, onun kâdi ucuz da gözümde. Benimki pahalı, bana göre. Seninki de sana göre. Dolayısıyla bu kural, yani kısasta hayat vardır kuralı ne yapıyor? Gerçekten hayat veriyor. İki tarafa. Onu da kurtarıyor, beni de kurtarıyor. Ama bugünkü rejimde Türkiye'de, Almanya'da şu bu, yani bir adam 10 adamı da öldürse hiç idam yok Almanya'da, İngiltere'de. Yani ölenin canı batlıcan, ölenlerin, öldüreninki can. Ne biçim iş ya? He? Bir çarpıklık. Çarpmıyor mu gözünüzde? O zaman enayi miyim lan, ölen olana kadar öldüren olayım. Ben senden tabancaya evvel çekiyorum. Bu boy filmlerinde. Ne olacak? 2 sene, 5 sene yatar çıkarsın koç gibi. Üstelik de millet ondan sonra havana bir bakar senin. Ulan manyan bakmayın, voltasını kesmeyin diyor. Önünden bile geçemez olur. İt kopuk ortalığa hakim olur. Devlet hakim eder onu. Nitekim de öyle oluyor. Tabii mafyaya baksanız da. Cordalone bilmem ne, Don Cordalone falan değil mi? Brrrr. Bitti. Herifler yani semtinden geçemiyor. Yani onların oturduğu evin tarafına bile bakmıyor. Baktım mı saranacağım korkusuyla. Sonuçta tabii su tesisliyor yani. Onlar da gidiyor da gidene kadar da dünyayı titrediyorlar. Evet. Yani farklı din sahibi olmak mümkün İslam'da. Ama farklı kurallara tabi olacağım yok. İslam yani hakim düzen olarak. Hükmeden düzen olarak. Kime ne kadar hak veriyorsa. Kadına, erkeğe, gavura, Müslümana, İşte becerikliye, beceriksize, zengine, fakire ne gibi yükler yüklüyor, ne gibi görevler veriyorsa onlara riayet etmek zorunda. Hristiyanı da, Müslümanı da, Yahudisi de, Zerdüştü de, anlatabiliyor muyum? Başka türlü de herhangi bir ülkede, İslam ülkesini bırak, yani otorite sağlamak, en üstün otorite olarak devleti, bu mümkün değil. Olmaz. O bakımdan her ülke dinli, dinsiz, donlu, donsuz, mutlaka eğri de olsa bir düzen yok. Düzenin olmadığı yerlerin halini işte Sovyetler göçtüğünden bu yere oradan görüyorsunuz. Bir git bir kulağını getiremeyiz, bulamayız ki. Yani. Paylaşıyorlar, üstündeki gömlek için birisi karnını deşiyor. Öteki, dışındaki atlet için bilmem berikçe kulağını kesiyor. Bu hale geliyor otoritesiz yer, olacağı bu. Değil mi? O bakımdan İslam'da çoğulculuk, işte herkes parlamentoya gelsin, yok. Hristiyanların, Yahudilerin veya başka dinden olanların, ki o dinden olanlar o ülkede vatandaş olarak oturuyor, çalışıyor ise, bunların bir takım hakları var. Örneğin, istişare meclisine üye gönderebilirler. Yani milletvekili diyorlar ya şimdi. O milletvekili değil, yani nasıl kanun yapma meclisi değil zaten, adı üstünde danışma meclisi. Gönderebilir, fakat onlar şu İslami konuda siz ne diyorsunuz diye kendilerine sorulmaz ve onların fikirleri de alınmaz. Ne için peki, işleri ne o zaman? Şu, kendi cemaatlarına yani Yahudilerin temsilcisi neyi dile getirecek? Belki kendisi çekinebilir ama vekili açık açık Yahudi cemaatine Türkiye'de yani İslam devletinde zulmediliyor mu edilmiyor mu? Bazı hakları gasp edilmiş mi edilmemiş? Evleri elinden mi alınıyor? Bağlarına bahçelerine mi giriliyor? Irzlarına mı tasallut ediliyor? Bunu o vekil olarak gönderdikleri meclise dile getirsin de İslam devleti onlara herhangi bir yerde zulmediyor durumuna girmesin. Çünkü İslam'la zulüm birbiriyle çelişen şeydir.
Bunun için, Hristiyanlar için de böyle, başka dinden olanlar için de. Yoksa onlara İslam konusunda ne soracaksın? Zaten yani araba şoförüne, dozer operatörüne sorulacak şeyi sorarsan alacağın cevap hava kaldırır. Yani bir şey yani. Bu şekilde. Yoksa çoğunlukçuluk dedikleri şey yok. Pluralizm diyorlar. Cevurcası belki Almanca buna benzer bir kelime var mı? Kökenlidir. Pluralizm. Yani poli çok, polivitamin çok vitaminli filan kelimeler var ya yani kökten türeme. Pluralizm. Bunun İslam'la alakası yok. Anlatabiliyor muyum? İslam hayalci de değil ayrıca. Yani kurtla kuzunun yan yana yayılabilmesini sağlayacağım diye bir hayalin peşine düşmüş de değil. Çünkü bunun mümkün olmayacağını bilir. Ve İslam mümkünler üstünde durur. Mümkünleri gündemine alır. Yani mümkün olmayan şeylerin peşine düşmek. Düşmek de manaktır. Elinize bir şey de geçmez. Tüm vaktiniz, emeğiniz de bu şekilde. Evet. Dolayısıyla bu çoğulculuk derken biraz daha işte Türkiye'deki bazı Müslüman kardeşlerimizin şu sivil toplum, bilmem cartcurt, adil düzen filan davesi okuyanların ağızlarında çiğnedikleri sakızın çürük olduğunu anlatmak için değinmek gerekiyor. Çoğunlukçuluğa gelince beyler, bu tamamen demokrasinin bir diğer adıdır. Doğrular veya eğriler İslam'da Allah tarafından belirlenirken haram veya helaller, demokrasilerde o ülkede yaşayan insanların yarısından bir fazlası yani 51 ile ya da onların vekillerinin 51 ile belirlenir. 49 havasını alır. 100 üzerinden 51 güç kuvvet alır. 49 da havasını alır. Çoğunlukçuluk derken kastettiğimiz de çoğunluğun görüşü neyse öyle olmaz. Yok. Haramı helali insanların ekseriyeti bile şu helal olsun dese kesinlikle insanların ne bir tekinin ne de tümünün oyu o istikamette olsa bile haram helal belirleme yetkisi yok. Esas itibariyle söylüyorum. Yarın mesela İslam devleti gelecek bir takım kurallar koyacak. Halife yahut emir-i müminin. Örneğin trafik arabaları yakacak değiliz ya. İşte sağdan gidilsin, soldan gelinsin. Bu şu fark etmez. Yani gavurda, müslümanda sağ, sol var. Yani yukarıdan gelinsin, aşağıdan gelinsin diyecek halin olmadığına göre. O uçaklar için hani yurt içi uçanlar bilmem kaç fite kadar enkazda çıkar. Çünkü tokuşmasınlar da birbirini kocaman semada düşürmesinler diye. Orada da bir düzen var yani. Düzensiz olursa her gün kaç tane uçak düşer. Yurt dışı sefer yapanlar 11 bin fit ve daha yukarısında uçanlar. Mesela yani 9 binde 11 bin metre. 33 bin fitle bilmem kaç. Fit 33 santim bir ayak demek ya biliyorsun. Fitbol, futbol yani. Ayakları topu. Oradan geliyor. Evet yani İslam'da doğruları eğrileri belirleme hakkı yalnızca Allah'a aittir. Resulüne bile değildir. Yani bu konuda da Allah'ın elçisi Allah'ın ortağı değil yine elçisidir. Allah bildirir o da insanlara tebliğ eder o kadar. Ama demokrasiler bunun tamamen tersinedir. İnsanların ekseriyeti ya da eski Yunan'da olduğu, Atina'da olduğu gibi ya da onların vekil olarak seçip meclise gönderdikleri iktibasta da bu konuyu birbirine alan çok şahane bir karikatürist yayınlanmış Hürriyet'te onu almıştık benim kavramlarımın arkasına. Bakın. Dokunulmazlık. Dokunulmazlık. Vekil dokunulmaz diyor. Hani dokunulmazlıklar var ya. Asıl her türlü dokunabilirsin. Zaten perişan suyu çıkarıyor bir karakola düştü. Yani yalnız karakol mu? Beyaz kol da dokunuyor, bilmem sarı kol da, kırmızı kol da. Yani enflasyon en çok onlara dokunuyor. Hava soğuk olsa en çok onlara dokunuyor çünkü fazla kömür yanıyor bir kara. Öbürünün mayışı 65 milyon, ne yapacağım ona hiçbir şey dokunduğu yok. Yalnız o işlediği suçlarda değil yani. Enflasyon da dokunamıyor, devlet de dokunmuyor, karakol da beyaz oldu. Ama asla dokunmadık kalmıyor yani. Herkesin serbest asla dokunmaz. Ne biçim iştir ulan? Ben asılın, sen vekil. Ben yoksam sen hiç yoksun. Vekil olur mu? Değil mi? Ama işe bak, demokrasi bu işte.
bu kadar karga gibi. Öyle el kat garibesi gibi bir şey. Dokunulmazlıkmış. Yazdım geçen sayıda. Bu sayıda da yazdım. Böyle şey olmaz. Soru soruyor nokta dekseni. Dokunulmazlık için ne diyorsun? Dedim halt etmek diyorum yani. Ne demek? Bir kimse kendisine dokunulmasını istemiyorsa beyler, dokunulacak işler yapmasın, haltlar yemesin. Buyur. Şahsiyetiyle dokundurtması, yoksa oturduğu sandalye yüzünden dokunmayacak, oraya işeyecek dokunmayacak, üstüme işeyecek dokunmayacak, her altı karıştıracak dokunmayacak, söz turda. Ben asılsam sana böyle bir yetki metki vermedim lan, üstüme işetir miyim? Böyle şey olur mu lan? O zaman benim tahtam noksa. Bu ne biçim rejim yani? Kör müsünüz, suç işlemeyin. Sen adam öldürsen bir şey oluyor, ocağını yapıyorlar. Millet dokunulmazlığı olan da öldürdü mü 4 sene bekleyecek. Niye? Daha 4 kişi daha temiz olsun. Olur mu lan böyle? Yeme o altı da dokunmayalım o. Dokunulmasın yani. Dokunulmamak istiyorsan, dokunulmaz olmak istiyorsan dokunduracak iş yapma ben. Evet yani bizim temelde demokrasiye karşı alternatifimiz var. Temelde bunların düzeni ve onun kurumlarını hafif buluyoruz doğrusu yani. Tezekten terazi görüyoruz demokrasiyi, birhemini de boktan buluyoruz doğrusu birhemini kilo olarak. Yakışmadı mı yani? Niye bu kadar gülüyorum? 4. Çokluk, Türkçe karşılığı bir diğer kelime olarak kalabalık demek. Kalabalık. Her gün hepinizin kullandığı bir kelime. Kalabalığın bir diğer adı, uydurukça kelimelerden yığın. Ha? Yığınlar diyorlar ya, özellikle solaklar. Yani sanki buğday işte üst üste yığmışsın, altta kalan can çıksın. Canı yok ki çıksın. Diyor ki, kereste üst üste altta kalan can çıksın. Canı yok ki çıksın yani. Yığın dediğin zaman böyle bilinçsiz yani, insan da olsa bilinçsizlik kastediyor. Çokluğun bir şey ifade etmediği, bir değer ortaya koyamayacağı, ortaya koyduğu değerlerin değer sayılamayacağını Allah-u Teala Kur'an'daki ayetlerden bu konuya taalluk eden diyor ki onların çoğu bilmezler bir ayette. Bir başka ayette diyor ki onların çoğuna uyarsan seni yoldan çıkarır, saptırırlar. Davarlar. Akletmeyenler davarlar gibi diyor. O çokluk, teklik filan yok. Yani hakikaten Kureyşlilerin çoğu dalına biniyorlar. Ya gel 50-50 şu işi halledelim ya. Yani ne yapıyorsan karıştırıyorsun. Yani yanında kim var? İşte 4 delikanlı var, 2 de köle var. Hadi bir Ebu Bekir adam sayalım ama başka da kimse yok. Ya. Baktık ezici çoğunluğun yapma etme bizim şu putlara itibarımız yüzünden Kureyş, Namsal da Arabistan da. Buyur. Şerefi oldu, bilmem nesi oldu. Sen çıktın bu bizim saydığımız, milletin de bizi bu yüzden saydığı şeylerin hiçbir şey yapamayacağını söylüyorum. Yani şu senin yaptığın da iş mi? Bizim ekmeğimizi elimizden alıyor. Çünkü Arabistan olduğu zaman da haçtan geçiniyor. Yalnız şimdi mi? Diyorlar gel 50-50 ya. Bir gün senin Allah'a ilahe tapalım, bir gün de bizim putlara tapalım. Ha? Allah-u Teala bunun yumuşak davranması sorun. Böyle. Hemen araya giriyor. Diyor, kul ya eyyühel kafirin. De ki o kafirlere, ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum de. Artı, sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Eğrim doğru mu lan söyleyin. Böyle mi böyle? Tamam. Artı, ummayın ki bugüne kadar tapmadığım gibi bundan sonra da sizin taptıklarınızdan herhangi birine tapacağım. Bunu böyle bilin. Gene Allah'a tapmaya devam edeceğim. Siz de halinizden öyle gösteriyorsunuz ki dinamitten hatırlayacaksınız aynı şeyleri orada dır hemen sokuşturduk çünkü havliyen çok araya girecek, hiç kimseyi sokmadık, sıçtırdık. Ondan sonra sizin de haliniz onu gösteriyor ki bugün bunlar böyle ama yarın belki dedirecek hiçbir ümit de vermiyorsunuz. Putlara tapmaya öyle devam ediyorsunuz ki hiç. Öyleyse lekum dinikum dinikum. Yani sizin dininiz, sizin benimki. Sizin yolunuz size, zaten orada yürüyorsunuz. İş isteyerek yürüyorsunuz, gelmiyorsunuz da bu yolu. Benim yolum da benim. Ben yolumda yürüyeceğim, siz de yolunuzda neşeniz bulacaksınız. Buyurun. Şimdi
Bugüne kadar söylediklerinin üstünden böylesine koyu çizgilerle, koyu bir tebeşirle tekrar yazıyı okunaklı hale getirdikten sonra artık Kureyşliler Muhammed'den ümit kesiyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Ve ona böylesi bir ortaklık şekle, iman ortaklığı teklifini asla bir daha yapamıyor. İnsan kendini, taşıdığı fikri, şahsiyetini okunaklı hale getirirse, yani ele güne karşı, İnsan adını koyarsa, mesela bir kızsa işte nişanlısını belirlerse, ben Ahmet'i seviyorum, onunla ne öyle, bitti. Yani Mehmet de istese, zengin de istese, para da istese, çobanın oğlu da istese, padişahın oğlu da istese, tamam bu Mehmet de ne öyle, bitti. Şimdi ona kim dönücü gönderir? Kim? Bir oğlan hakeza işte, ben Hatice'ye ne öyle, bitmiştir iş. Kafaya bunu koyduysa, ona Fatma'yı da göstersen, Ayşe'yi de göstersen, yok. Mesela. Siz tevhidin sahibiyseniz, tevhidi kafanıza çakmışsanız başka bir şeyi çakacak yer kalmamış demek. Zaten bir çivilik yer varmış. Anlatabiliyor muyum? Yani kendinizi netleştirirseniz, mesajınızı net bir şekilde verirseniz, kişiliğinizi de bunu ispat edecek şekilde ortaya koyarsanız, hiç kimse niyetlenip de gel seni bizim partimizden belediye başkan adayı gösterelim, yok millet zengini yapalım filan diye mıymıntılık yapalım. Niye bana Refah Partisi hiçbir şey teklif etmiyor? O kadar okunaklı bir adamım ki hani uçaktan giderken bazı dağlardan Emitli Türk'ün bir yere filan diye deve gibi harfler de yazdım. Tam uçaklar o. O kadar okunaklıyım yani Ankara'dan bakan burada bile okuyabiliyor beni iri harflerle. Özellikle koyu. Onun için hiç sakın aklından bile geçirme ya. Bir Pepsi reklamı var ya. Sakın aklından bile geçirme ya. Geçiremiyorlar bile. Halbuki geçirseler ben canavar değilim. Onları yiyecek filan halim de yok ama tavrımın netliği onlara bunu düşündür. Fakat sen işte ya İzmir Bey de iyi ya işte Cemalettin de İngiliz'i yanıyor. İrbahan'ımızın da yok. Mehmet Efendi'nin, Ahmet Efendi'nin böyle kıv 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 yaparsan hani cezasız akü gibi o zaman sana sulanmadık kalmıyor. Önüne gelen dümürcü gönderiyor. Gel, harekata gel, bizim bir şeyha gel. Eteklerden etek beğen o zaman. Kimin eteğinden tutacak? Bu kişinin kendine bağlı. Onun için lütfen tevhid akidesi sahibi insanlar okunaklı olsun. Bu deyimler anlatıyor değil mi demek istediğim? Okunaklı olursanız var ya, herkes sizi ne yazıyorsanız onu okur, tövbe başka türlü okuyamaz. Soluk yazıyor ya, bu Ahmet mi yazıyor, Ahamet mi yazıyor? Ya, karıştırırsın yani solukla. Ha? Ama o kadar net, yoğurt gibi tebeşirden yazmışsın onu kim? Ahmet'i Ahamet mi, Hohomet mi diye okuyacak hiç mümkün yok. Net olun. Bir şey sizin ayağınızı kaydıramaz beyler. Allah-u Teala net olmayanlar için diyor, onlar ökçesinin üzerinden dönüverenler, dönüverecekler. Diyor ya, Muhammed ölür ya da öldürülürse, ökçelerinizin üzerinden dönüvereceksiniz. Yani imana gelmişken tekrar küfre mi döneceksiniz? Zaten biz sizi bu dine çağırırken Muhammed ölmeyecek, kıyamete kadar başınızda kalacak filan demedik. Dedik mi böyle bir şey? Ha. Küllü nefsin zayikatül mevt mi? Bütün canlılar ölümü tadacak mı evet? Ayrıca ayet göndermişiz, biz senden önce de kimseye ölümsüzlük vermedik demiş miyiz? Evet. Ebu Bekir çıkıyor ne diyor? Muhammed'e tapıyorsanız Muhammed öldü. Allah'a tapıyorsanız o haydi. Hep hayatta. Bitti. Ne kadar net, okunaklı bir ve toplumu o hani laşkayım gitti gidecek halinden hemen bütün civatalarını sıkar vaziyete getiriyor yani. Bir elektrikli şey var ya, vizyona tabi vizit sıkıyor, vizit sıkıyor. O söz hemen vizit, vizit herkesi bu köşeye civatalarını sıkıyor. Evet. Yoksa ağlayan, sızlayan, kafasını duvara vuran, notayı biz ne yapacağız diyen Allah Allah. Ömer de ya şaşırmış yahut da hani bu halden milleti kurtarmak için biraz şey ya hani celalli bir tip. Yola kim diyor Muhammed öldü dersem kafasını uçururum. Çünkü bu yani öldü lafı panik yaratacak. Bunu önlemek için diyor kellesini vururum. Yani düşünemiyorum bari korkarak sussunlar. Çünkü o ağladıkça, bu sızladıkça ortalık berbat olacak yani toplum da alır. O böyle susturmuş. Ebu Bekir de çıkıp böyle tekrar cızıdan çıkanı cızıya getirince iş düzelir. Öyle değil mi? Tabii benim bu üslubum tarih boyunca hemen hemen hiç kimse kullanmamış. Bana has bir üslub olduğu için de ya nasıl böyle
çözüyen getirmiş diyor. Diye hemen alışmadığı, görmediği şeyler tuhaf gelebilir insanlara. Hep öyle olmuş zaten ama eğri mi doğru mu siz ona bakın böyle. Yani illa benim sınıfımı kullanmak zorunda değilsiniz. Yani her şeyimi satın almak kaza verdin, kaza kalıp çıkın. Yani bir de çıpara balacağım, bir de uzun don alacağım. Olur mu lan, bana dağıt diye vermiş. Ben parayla satacağım, o zaman nasıl hesap verdim? Bunu idrak etmiyor insanlar, onun için ona ait diye sahte sahte şeyleri satıyor. Ona aitini, orijinali satsak gene paramız daha helal olsun da. Sahte şeyler, kendi uydurduklarını satıyorlar, tamam. Bir de karşılık bekliyorlar. Verin hadi bakalım mavi mavi masmavi mahlularınızı çıkarın. Bu tabii alçaklık üstüne alçaklık oldu. Bunların ahirette Allah'ın yüzüne bakacak halleri mi var böyle yapanlar? Onun için Allah elçilerine ne dedirtiyor? Ben sizleri benim tabi olduğuma tabi olmaya çağırıyorum. Ben sizden ücret de istemiyorum. Benim ücretimi Allah'tan. Yani onun kadar ücret verecek varsa onu bırakalım gidelim, ona ırgatlık yapalım. Arkadaş, var mı Allah kadar ücret verir? Kimin kadar varlığı var ki benim? Öyleyse akıllı bir adam, hani nasıl işte saat ücreti bilmem 100 marklık bir iş dururken gidip de 10 centlik bir işte çalışır mı benim? Çalışıyorsa var bir tahtası noktası, yahut da işte dervişlerin onların da tahtası noktası ya. Hani tekkeye bilmem ne taşıdıkları gibi, eğri odun taşımıyorlar filan. Yoksa akıllı adam eğer amacın kazanmaksa saat ücreti 100 marklık iş var, yapabilirsin. Ne orada çalışmıyorum da 2 marklık işte çalışıyorum. Salak mısın sen ya? Yazık, günah değil mi yani? Çalışmaktan maksat kazanmak. O da helal, o da helal işte. 100 marklık yerde çalışır, değil mi? Yani Allah'ın işi, yevmiyesi, saat ücreti en yüksek olan iş. Kısaca onu demek. Ha? Öyle mi değil mi Kadri? Tamam. O zaman biz ona ırgatlık ederiz. İyyâke ne'abdu ve iyâke nestaîn diyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden isti'ane, yardım bekleriz. Bu arada kısaca şu anımı anlatmak istiyorum. Siyasi polis sorguladı, 14 gün sonra DGM'ye çıkardılar. DGM'nin meşhur bir binbaşı savcı yardımcısı var, Ülkü Coşkun. Adını çoğunuz duymuş olmalısınız, yıllardır orada. İşte iki tane sorgulayan siyasi polis şoförlerinden ikisi de orada oturuyor. Savcı böyle yaslanmış oturuyor, önünde bir kadın var, önünde daktilo var. Ben de ayaktayım. Sanığız ya, sanık ayağa kalk. Zaten hiç oturdu mu yolda? Ondan sonra... Bu yazıda dedim işte bilmem hangi fikirlere benzeyen fikirler var filan. Dedim olabilir. Benim bazı fikirlerimle Marx'ın bazı fikirleri arasında da benzerlikler var. Mesela Marx faize tuh kaka diyor. İstiyor, biz de istiyoruz. Ama böyle demek ne Marx'ı Müslüman ediyor ne de Ercüment Özkan'ı komünist ediyor dedim. Ama dedi başka şeyler de var filan. Şimdi birinci hamlesinde aldık. İleri sürdüğü at gitti. Bu sefer fili sürüyor. Filin de gerisi. Hak dedim mi tamam. Efendim? Dedi işte parlamento kanun yapamaz insanlar Allah'ın kanunu. Dedim doğru tabii. Yani bu böyle. Allah mı büyük, parlamento mu büyük? Yani kim büyüyse kanunu o yapacak. Diyorsan ki sen parlamento Allah'tan büyük, tartışalım bakalım Esat'tan büyük mü değil mi? Gel yumurtalarımızı sokuşturalım. Hangisini kıracak? Ondan sonra onun namaz kıldığını da biliyorum işim garibim. Dedim ki siz namaz kılıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet dedim. Ne olmuş filan? Dedim namazı Fatiha'sız mı kılıyorsunuz? Dedi Fatiha'sız namaz olur mu? Dedim olur da olmaz. Yani şimdi olmaz. Şimdi konumuz değil o. Dedim peki siz orada İyyâke ne'abdu ve İyyâke nestaîn diyorsunuz Fatiha'nın içinde. Yani Allah'ım yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım beklerim diyorsun. Dedim madem sen Allah'ın yerine devleti koyuyorsun o zaman bu iki ayeti değiştirerek oku. Devletim yalnız sana hizmet verir, yalnız senden maaş beklerim. Yani mantığa aykırı yanı var mı? Dedim ya dedi o zaman namaz olur mu? Dedim ben de olmayacağını söylüyorum zaten onu sana. Sen ne konuşmaz dedi. Sen adam köşeye sen yaz kızım tevkifi için hakimin karşısına çıkarılmasına. Takın takın uzun çıkar.
Evet. Aynı adamla sonra ahbap olduk ve geçen hastaneden beni arıyor. 10 dakika hanıma işte Türkiye'nin şöyle değerli insanı bilmem filan falan. Ben bir kere onunla konuştum. Bunları bilmenizde çok yarar görüyorum. Kendisi de duysa da olur çünkü suç değil, bilmem ne değil, onun aleyhine de değil. Bir şey için degemeye gitmiştim, bir tasdikli karar sureti alacağım. DGM ne kimse? Ha, DGM ne demektir? Efendim, Devlet Güvenlik Mahkemesi. Yani vaktiyle bundan 50-60 sene evvel hani istiklal mahkemeleri var ya, onun 94 modeli ha. Mercedes'in yeni acayip. Yani aslı kestik mahkemelerin 94 modeli. Kısaca, Devlet Güvenlik Mahkemesi. Tamam. Konuşuyoruz filan. İşte şuradan girdim, buradan girdim. Yani benim de biraz çenem düşük galiba. Dilim de öyle karşı tarafı iyi kafaya alıyor. O da öyle aldı filan. İslam anlatıyorum. Ayetler, tevhid bilmem filan. Dedi bütün bunlar çok güzel de Ercüment Bey dedi. Biraz da laikliğe riayet edilse daha iyi olur filan. Dedim ki bak sen hukukçusun ben de hukukçuyum. Ben senden 10-12 yaş büyüğüm. Sana bir şey sorayım. Şöyle sokaktaki insanın, çöpçünün, bekçinin, çakalın anlayacağı düzeyde bu konuda ne yapılır, nasıl yapılabilir size söyleyeceğim. Dedim biraz da laikliğe riayet etmek ne demek biliyor musunuz? Ne demeye gelir? Allah'a diye demiş olursunuz ki böylece. Sen her ne kadar işte en büyüksen de, senin kadar büyük olsa da, seninle benim aramda başka büyükler var mesela işte devlet var. He. Ben işte bazı hususlarda sen zaten elini uzatıp hemen beni karakola filan da götürmüyorsun. Süremem. Bunlar hemen yakamdan tuttu mu karakol, beyaz kol dinlemiyorlar, götürüyorlar. He. Ben bir kısım senin emirlerim, bir kısım da bunlarınkini dinleyeceğim. Siz ikiniz aranızda idare edin. Ben ne yapayım yani en altta ben kalıyorum, altta kalanın canı çıksın demektir değil mi dedim. Öyle hoşuna gitti, bıraktık ha dedi ya bayağı. Vallahi dedi bu yaşa geldin, onu Kur'an okudun da biliyorum Türkçe'de. Dedi bu yaşa geldim, laikliğin İslam'a aykırı olduğunu şerefim hakkı için dedi, bunu bana söylemeye zorundayım. Hiç hatırıma bile getirmemiştim. Ama dedi sen şu küçücük anlatımınla dedi, tüm ufkumu açtın. Dedi benim ahirette halim ne olacak? Vallahi bak, bunu bana demek zorunda değil, mümkün değil. Yani niye zorunda olsun ki, o anda bile beni alın götürün dese götürürler dedi ki İstiklal Mahkemesi'nin 94 modeli diye. Çekin gibi çekin, bitti. İşte PKK'yı sordu dedi, bu Kürt sorunu PKK hakkında ne diyorsun? Dedim ne diyeceğim? Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin vuranların kendi başlarına, kendi elleriyle açtıkları sorun. Bir dangalaklık sorunu. Bir tek Türk'ün ilaç için arasan bulunmadı Hakkari'nin dağına, ne mutlu Türk'üm diyene diye deve gibi harflerle ya, oradaki Kürt dedim ne halt etsin ya, sen de oralı olsan bir kendini yerlerine koy. Ulan herif yırtınsa, patlasa, çatlasa Türk olamayacak. Kürtken bir anasaya anası Kürt babasıyım. Ne yaptın bu adam? Şurasına getiriyorum Levent Bülent. Bülent derken sonunda dili açılıyor. O da ne mutlu Kürt'üm diye. Biliyor musun? Bu ya işte dedim. PKK bu. Yalan mı dedim? Sen Türk'sün değil mi? Evet, ben de Türk'üm. Sen mi seçtin dedim Türk olmak için? Ben mi seçtim? Yeryüzünde hangi anne babadan geleceğini kendi seçen bir Allah'ın kulunu gösteremez. Kimse gösteremez. 6,5 milyar için. Kimse gösteremez çünkü bunu düşünmeye başladığı anda zaten filan anne babadan geleli kaç yaşına geçmiş oldu. Bu mümkün mü? Ne diye doğuştan Allah'ın insanlar için seçtiği şeylerle yarışmaya kalkıyor. Benim boyum uzun, benim boyum uzun. Ulan sen mi çalıştın da burada? Allah seni öyle yarattı da ne yapalım işte. Boyu kısalar cehenneme gidecek. O zaman Allah da bunları yaratmadan cehennem. Adam ağzıyla kuş tutsa cennete gidemeyecek. Eğer öyle bir şey olsa ne yapacak? Toplumu bozacak anasını satayım. Ne yapsam sonuç değişmeyecek. Öyle değil mi yani? Tutulur mu o zaman insanlar? Şu halde bile zor tutuyorum. Böyle olunca 1. Büyük Millet Meclisi beyler 500 kişi hepsi molla bunlar. Aşağı neredeyse 425'i filan molla. Konya'daki ulema bilmem falan. Kim o tefsir sahibi? Mehmet Vehbi efendi. Efendim Afyon Karahisari beldesinden molla bilmem falan. Kimi Ayetullah, kimi Hüccetül İslam, kimi Ayetullah Uluzma. Allah Allah. Yani yanından bile geçen. Kimisi Ruhullah buyursun gibi.
Ama hepsi yal yemekten başka özelliği olmayan, kara kara kaplı kitapları, sağdan sola yazılmış kitapları çevirmekten başka ilmi olmayan, papağan gibi onu bunun teklediğini, filan kitabın filan cildinden buyurur ki demekten başka ilmi olmayan, halbuki ilim akletmek demek. Onu bunu dediğini tekrar etmeye ilim demezler. Özellikleri yok. Ulan nereden böyle dediniz bunu? Sizin peygamberiniz. Bak, ticaretten anlıyor, siyasetten anlıyor, devlet yönetiminden anlıyor, askerlikten anlıyor. Savaşa çıkın, komutanlık yapıyor adamı. Peki siz nereden böyle dediniz yalnız kitap açtırmayı? Başka hiçbir işle ilgilenmiyorsunuz. Günün birinde ihtiyacınız oldu, nitekim de oldu. Ne yapacaklar? 425 kişinin arasından başkomutan seçilecek hiç işe yarar, iler tutar bir adam yok. Hiç. Karabekir var paşa. Namazlı filan, çakma, mal mı mal, elinde orduyu Mustafa Kemal'e teslim etmiş adam, yani demek ki sonunu çekmekten aciz. Öteki dersen öyle çakma. Bu herif uyanır, diyorlar ki gene akıllar bunu, kimi diyor seçelim bunu. Yahu seçmeyelim işte bu karı kız, içki, sıçkı bilmem, namaz yok, niyaz yok. Doğru da başka da adam var, adam ne yapalım? En sonunda akla bak Allah aşkına, bunu seçelim de vatanı kurtarsın. Sonra geri kurtardığın vatanı elinden alır, bunu indirir. Aha indirin, bekle. Ayrıca vatan kurtaran aslan olmuş böyle. Arrrr dedim, yanına yanaşalım. Bir kükredi mi öyle. Zaten tık diyeni hemen ayağından astı. Öyle değil mi? Alacaklardı kendilerini. Aslan yedi hepsi. Ve Akif'ciğim, Allah rahmet eylesin, Mısır'da soluğu zor alabildim onları. Hakim. Şeyhülislam, Mustafa Sabri Efendiler filan ya, daha adı büyükler filan, daha niceler tüydü de. Çünkü yok. Ne derler öyle? Çıkı dağım etti Evet, yani anlattım bunları. Dedi ya ne olursun, vallahi dedi biz bilmiyoruz. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Yani gelin gidin, vakit bulduğunuz zaman bize bunları anlatın. Dedim arkadaş, bunu bir sen mi bilmiyorsun? O zaman Evren Cumhur var. Dedim vallahi tallahi kalıbımı basarım. Evren de bilmiyor. Demirel de bilmiyor. Bildiğini de domuzluğunu unutuyor Demirel Üstü. Ha. İşine öyle geliyor. Ajan herif. Ama bir sürü saf insan var fakat bilgisiz. Amerika. Sanki Amerika onlara bilmem, zilli bilmem ne takacak. Seni uşak olarak, hizmetçi olarak kullanacağım. Nitekim de öyle istediği yere askerini gönderiyor. Koresine. Şehit oluyor. Bizim uğruna ölürsen şehit olur mu? Olur mu öyle hiç? Neye karşı çarpışarak ölmen önemli değil. Ne için çarpıştığın? Şehadet ne için çarpıştığınla alakalı bir kavram. Kime karşı savaştığınla değil. Öyle değil mi? Velhasıl işte gelin gidin bilmem ne, baksana yani hala unutmamış. Ben bir daha gittim bu Evren'in soru davasında. Daha evvel mahkum olmuştu o da. Ya mahkum etmediler de pardon, mahkeme olmuştu. Deli raporları falan vardı. İşte dava bitmiş, mahzene inmiş falan. Hemen biz dışarıdaki adama söyledik. Ya ben kim çıkaracak depoda falan filan. Vermez. Ülkü Coşkun'a söyledik. Yanımda bir avukat arkadaşla götürdüm. Bizim öğrencimiz sayılır. Dedim böyle bir, aman ne demek Hazmet Bey? Hemen bastı diyafona, gel. Geldi adam, dedi, önlerini bağladı. Dedi hemen mahzene in, Evren'in soğuk davasıyla ilgili dedi, o deli raporlandı bu herif hakkındaki, hemen Hazmet Bey için dedi, problemi çekmiş. Derhal, kahveç. Epey konuştuk, ettik. Yani böylesine yakından vakıf olunca, Said-i Nursi'yi de böyle yakından tanıdığım, bilmem Ömer Nasuh'u bilmeni de, Devlet Degemen'in savcısı, bilmem Ülkü Coşkun'u da. Onun için yani ayağım yere sağlam basa basa konuşuyor. Bunu tanımadıysın ya, bu kadar olur mu? Birçok insan aklına aldı. Daha ne kadar olur? Daha neler olur ne? Danışma, Arapça adıyla, karşılığıyla istişare. Şura da bu aynı kökten türeme, meşveret de aynı kökten türeme, Arapça kelimeler. Türkçe karşılığı danışma. Dayanışma değil, danışma. Hani resmi dairelerde filan işte girdiğiniz, ilk ana kapıdan girdiğiniz zaman bir memur oturuyordur, önünde bir yazı vardır, danışma. Yani diyeceksiniz ki işte ben bilmem ne şubesi müdürü odası nerede?
gidersiniz. O oraya danışırsınız, o size işte iki kat çıkın, sağ koridordan gidin, işte soldaki üçüncü odadır. Danışırsınız, tabii danışmanın içerisinde bilene yapılan, bilene sorulan soru, bilenle yapılan görüş alışverişi anlamı saklıdır. Bilen, bilmeyene yapılan soru, bilmeyene sorulan soru ve alınan cevabın adı danışma olamaz. Yani bana Hollanda'da adres sorsalar, ben adamı belki Belçika'ya yollarım şu tarafa çıktı. Bilmiyorum ki. Bilene soranın, sorarsanız onun vereceği cevap, tabii bilenden fazla bilen var, bilmem ne var. Mesela buranın adresinin tarif edilişi gibi. Kılavuzlar dahil alayımız şaştık. Demek ki fazla istişari olmamış bu iş yani. Evet, İslam'da bir istişare meclisi vardır, istişare kurulları vardır. Demokrasilerde yönetim kurulları var, istişare kurulları da İslam'da vardır. Bu şu demektir, devlet reisi, emir-i müminin veya en küçük birimdeki kişi çevresinde mutlaka bir ehli hal ve vel akt, yani hal ehli ve sözleşme yapabilecek dirayette rüşte ermiş bir grup, bir ekip bulundurur, bir kadro bugünkü deyimle ve onlarla danışır. Tabii yalnız onlarla danışır demek gelmezdir. Kimi konular olur ki istişare heyetinizin, kurulunuzun dışındaki bir insana da sormanız gerekebilir. Mesela İstanbul'a üçüncü bir boğaz köprüsü mü yapalım yoksa tüp geçit mi yapalım? Yani bu konu teknik bir konu bir, yani maliyet sorunu açısından. İkincisi, gelir getirmesi, götürmesi filan açısından, yapım zamanı bakımından ekonomik bir konu. Dolayısıyla bu konuda bana sorun söyleseler diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzmanı kendim anlamıyorum bu işlerden. Yani işte görüyoruz, bulursak köprü geçiyoruz. O kadar bizim anladığımız bu. Ama onun maliyetini de hesabını bilmem. Tüp geçit mi, yani kendin dibinden yapılacak geçit mi daha kârlı, yoksa üstüne yapılacak köprü mü, onu da bilmem. Hangisi daha sağlam, sağlam sağlıklı olur, onu da bilmem. Dolayısıyla bilmediği konuda bir insanla yapılan danışma, yapılacak danışmaya danışma, yani istişare denmez. Dört bilmeyen bir araya geliyor, kendi aralarında bilmez bilmeze sormuş, ne diyecek? O da bilmediğine göre bir şey diyecek ki, yani işe yarayacak bir şey diyemeyecek. Ondan sonra da ne var, biz istişare ettik diyor. Bilmeyenin bilmeyene sorması ve alacağı cevapla nasıl istişare edilir Allah? Buna istişare edilir mi? Denmez. İslam'da devleti yönetme de emir-i mümini ya da aşağı doğru diğer küçük birimlerin başkanları, yani mesela vilayetin valisi, onun daha küçük birimi olan İmaletin amili. Efendim, bunlar kararı tek başlarına verirler. Fakat verecekleri karar herhangi bir konuda istişare edilerek verilirse konuyu bilen başkalarının görüşlerinden de yararlanacakları ve bu yararlanma sonucu karar verecekleri için verecekleri karar daha sağlıklı, taalluk ettiği konuyu daha kapsayıcı olur. Daha isabetli olur ve daha uzun ömürlü geçerliliği olur. Yoksa hiç kimseye danışmazsanız akıl akıldan üstündür değil demiş olmaz. En üstün akıl benimkidir demiş olursunuz ki kim demiş? En üstünü sizinki, benimki kim demiş? Sen öyle diyorsun derler. Nitekim Allah da her bilenden bir fazla bilen var buyuruyor Kur'an'da. Her bilenden bir fazla bilen var. Peki o bir fazla bilenin bildiğini kendi bilgime nasıl katacağım? Konuyu gündeme getireceğim burada, şurada, orada. Ve millet gündeme getirdiğim konuyla ilgili ben bilgilerimi dökeceğim, o da dökecek torbasında, heybesinde ne var. Bakacağım bende olmayıp onda olan, işe yarar ne varsa o bilgileri alıp kendimkine katacağım, benimkini yükselteceğim. Benim ortaya döktüklerimden kendinde olmayıp bende olan ne varsa karşımdaki de bunu yapacak, işte istişare. Sonuçta onun da seviyesi yükselecek, benim de seviyem yükselecek. Yani bilmediklerim giderek azalacak, bildiklerim giderek çoğalacak. Bunu sağlayan mekanizma ya da istişare demek. Danışma. O bakımdan
danışmak yoluyla karar alırlar. Fakat asla kararların alınışında ekseriyet esaslı bir rol oynamaz. Bazen ekseriyete ihtiyaç duyulabilir. Yani alınacak kararın uygulanma şansı, o kararı destekleyeceklerin çoğunlukta olabilir. Mesela savaşa çıkacaksınız. Eğer savaşacak kadar insan çağrınıza evet demişse savaşı düşünürsünüz. Yoksa o evetleri gerektiği kadar evet bulana kadar savaştan kaçmaya çalışırsınız. Çünkü 3 kişiyle 2 kişiyle savaş olmaz. Değil mi? Bazı konular var böyle. Yani ekseriyet doğruyu belirliyor anlamına değil. Ekseriyetle ancak yerine getirilebilecek işler için ekseriyeti yanında olmak, haram olmak kaydıyla mübahtır. Ama yine tercih emire aittir. Yani rıza ile kendisine biat edilen kişiye aittir. Demokrasilerde ise bunun tamamen tersi, keyfiyetli keyfiyetsiz demeden milletin seçip gönderdiği vekillerinin yarıdan bir fazlası bir eğriye doğru demişse o eğri doğrulur. Bir doğruya eğri demişse o doğru da eğrilir. Yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye'de, burada, şurada, her bir yerde. Mesela belli bir zamana kadar çoğunluk filan işi kerih görür, kötü görür. Belli bir zamandan sonra bakarsınız iyileşir o iş. Mesela İngiltere'de olduğu gibi. 1969 yılına kadar İngiltere'de homoseksüellik kanunen yasaktı. Ama o güne kadar o kadar çok yapılmış parlamenterler, o lordlar, bilmem avam kamerasının milletvekilleri filan sonuçta aralarında yarıdan çoğu homoseksüel. Demişler ya niye bu hala yasak? Çünkü ucu da onlara dokunmaya başlamış yasağı. Ne yapalım? Bunu yasaklıktan çıkaralım. Şimdi o güne kadar haram olanı helal etmişler. Çünkü haram helali kim belirliyor demokrasilerde? İnsanların çoğunluğu. Milletvekili veya milletvekili. Bu kadar. İslam'da ise asla. Yani bir toplumda herkes Lut'un kavminde olduğu gibi. Lut ve ona inanan bir minibüslük adam hariç. Ha? Herkes fiili livataj. Yani homoseksüel. Hatta Allah'ın ruhunun yanına gönderdiği olan çocuklarını bile melekler ama o kılıçta. Onları bile istiyorlar. Nuh diyor, Lut diyor isterseniz yani kızımı benim onunla evlenin. Yok biz oğlanlarız. Yani iki melek geldi. Diyor ya Allah daha evvel yazdım bu birkaç sayı evvel Lutilik diye bir kavram yazdım. Hatırlarsanız iktibasla. Allah öyle söylüyor diyor, siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Sizden evvel dünyalarda yapılmayan, yani yeryüzünde hiç bulunmayan anlamına bir işi mi yapıyorsunuz? O öyle bir işe mi yöneldiniz? Siz muhakkak azabım hak ettiniz. Ve nitekim de Allah-u Teala onun kavmini, Lut'a diyor kendine inananları al ve tüy, orayı terk et. Niye? Biz orayı başlarına götüreceğiz onları. Nitekim de götürdük. Gezip görmüyor musunuz? Yeryüzünde akledenler için nice ibretler vardır diyor. Gerçekten insanlar görüyor ama ibret gözüyle bakmıyor. Yani ineğin trene bakmıyor gibi bakarsa. İneğin aklıyor ne anlayacak trende? Ha otobüsa trenin ne farkı değil mi? İnsanlar da kendilerine verilen aklı kullanmadılar mı? Şu fukaralar baktım da öyle canavar gibi inekler camda. Öyle mermel bakıyorlar hiç. Biraz sonra gelecek biri sağacak, daha sütüm bitince beni yollayıp kestirecekler. Ulan bu alçaklarla niye süt veriyor? Yemiyorum lan. Krem yapıyorum, borç duyuyorum. Akıl yok ki desin. Öyle mal bakıyor. Ne yapacağım? Mal acak alıyor. Ama insan olduğu halde öyle bakanlar insanın tabii garibi olmuş. Yani Allah mal değil de insan yaratmış. Fakat o aklını kullanmamak suretiyle kendini mallaştırmış. Diyorsun ya sen mal mısın? Ne? Mallaştırmışlar. Tabii mallaşan insandan da ancak mallık beklenir. Mallık görülür yani. Başka ne görülür? Evet. Dediğimiz gibi İslami yönetim ve demokratik yönetimler arasındaki ana farklardan birisi de bu. Yani demokratik yönetimlerde yönetim kurulları vardır. Yönetim kurulları yarıdan bir fazlanın verdiği karara yani 49-51'e kurbandır. Ama İslam'da öyle değildir. İstişare kurulları vardır. Emir-i Müminin
danışır, sorar, en isabetli fikri vermeye çalışır. Ve burada tek kıstas Allah'ın kitabına uygun olmak, Resulünün sünnetine uygun olmak kıstası, ölçüsü aranır. Ve 51'e 49 köle edilmez. Allah'ın hükümlerine herkes kul olur. Zaten Allah'ın kuluyuz. Halife de o. Halife diyelim ki kendini bağlı hissetmem. Peki bir ülkede herkes mi o durumda? Yok. Allah ne diyor? Kula, Allah'a masiyette, isyanda, kula itaat edilmez ülkesi. Diyelim ki halife sonuç olarak İslam dışı bir karar verir. İstişare kurulu da, o ülkedeki Müslümanım diyenler de hiç tınmamalı, takmamalı olur. Ne yapacak? Kiminle yürütecek? Emir-ül Müminin. Ha? Emir-ül Hevaiyyin, yani hevasının emiri olur orada. Müminlerin emiri değil. Kendisini o konumdan çıkaracak iş yapanı dinlememeli. Ama o toplum onu da dinlerse o zaman o toplum o yönetimi hak ediyor demektir. Beni Ümeyye'yi de onların halifelerini de dinlediğine göre, Beni Abbas'ınkini de dinlediğine göre, ha? Demek ki hak etmiş. Zaten herkes neye müstahaksa öyle yönetilir. Değil mi? Yani uyanık olacaksınız diyelim. Ben öyle bir karar verdim. Emin müminim. Bana sevdiğiniz benim İslam'ı sevdiğim boyutta olmalı. Ne ondan bir dirhem eksik, ne bir dirhem fazla. Bana sevdiğiniz ve bana sevginiz, bağlılığınız, Allah'a sevginiz ve bağlılığınızı bir milim ileri geçmişse siz Allah'ı bırakıp beni Rab edinmişsiniz demektir. Öyle yapanların da hali berbat. Akıbeti de berbat. Ha? Öyle değil. Konu bu. Yani sanıyorum sorunuzun yani teferruatı da dahil içine alacak şekilde çözümünü evet. Soru. Homoseksüelliğin nedeni nedir? Bunun tedavi edilmesi nasıl mümkündür? İslam'ın metodu bu konuda nedir? Konu dışına lütfen çıkmasa çünkü. Evet bu biraz dışarıda ama ben bir iki cümleyle uzatmadan söyleyeyim. Efendim doğal olarak cinsel ilişki, cinsel uzuvlarla yapılan ilişkiye denir. Homoseksüellikte ise bir tarafın uzvu cinsel iken, öbür tarafın uzvu cinsellikle alakası yok, dışkı uzvu. Değil mi? Bu bakımdan açıkça cinsel uzuvlarla yapılan cinsel ilişki iken, normalken, hiç yeryüzünde kimse onu anormal saymazken, öbürünü sapıklık saya gelmiş, yani Çinlisi, Hintlisi, Hindusu, Müslümanı, Hristiyanı genel olarak. Niye? Gerçekten bir sapma var da ondan. Yani iki organ da aynı cinsten değil. He? Bir sapıklık bu ve gerçekten azıtanların yaptığı iş olur. Başka nasıl tanımlanır? Tedavi belki edilebilir ama öncelikle yani kıçından değil, başından başlamış bu işe. Yani orası nasıl tedavi edeceksin ki adamın? Şurasını tedavi edeceksin, o burada tedavi başladı mı o başka yerlerini tedavi eder. Anlatabiliyor muyum? Başka yolu yok bu iş. Daha daha yapacağım dedim mi de öyle bir ceza verirsin ki ona niyetlenenlerin hepsinin dudakları uçuklar. Eğriliği, doğruluğu söz konusu olmadan, buna bakılmadan halkın çoğunluğunun sahibi olduğu göz önünde bulundurularak halkın fikirlerini dile getirmek ve peşin bir halk desteğiyle o fikirlere, düşüncelere eğri de olsa karşı çıkanları susturmak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunun için halk desteği. Halk desteği, halk kimi destekler? Kafası kendi kafası, havası kendi havasından onu destekler. Anlamadığı şeyi destekler mi? Halk zaten genel olarak düşünemeyen insanlara denir. En kıt düşünen insanlar yığılmış. Yani İslam ümmeti bu halde kalmamalı. Halk olmaktan çıkmalı. Yığın olmaktan çıkmalı. Çünkü her birine Allah akıl vermiş. Bana verip seni mahrum bırakmamış. Zaten mahrum bıraktığını da sorgu sual etmiyor. İşte bunu yapanlar mesela birisi, adı lazım değil, Vakit gazetamızda yazan çok mütefakkış birisi öyle buyuruyor. Ercüment Özkan İktibas dergisinde demagoji yapıyor diyor. Aslında demagojiyi o yapıyor.
benim ettiğimin bir cimciği bile demagoji değil. Çünkü ben halka rağmen, halkın dinine rağmen bir şeyler söyleyebilirim. Ha? Bunun neresi demagoji? Tamamen tersi. Onlar halkta var olanı arkasına alıp onunla bize karşı bir şey söylüyor. Doğru mu, değil mi? Allah'ın nezdinde bu ne kadar doğru, ne kadar hiç bakmazlar bu. Efendim, Kitab-ül Mebsut İmam Şemsüleyhime Serahsi 13. cilt bilmem kaçıncı sayfa. Eğri mi doğru mu? Hiç mümmühüm. Efendim, ulemadan şey bilmem ne Sabuni böyle buyurmuş. Ben de diyorum bazen, ulan bendeniz deterjanı da böyle buyurmuş. Yani böyle şeylerle halkı susturmak. Niye? Bırak adam düşünsün ya. Ulan sabunilik bir iş ise aramızdan yeni model sabuniler daha çıksın ya. Yani bir o sabuniyle idare et elimizi yıka bitiyor bunun önünde. Sermayeyi tüketiyorum. Bırakın yeni Ebu Hanifeler çıksın, yeni İmam Yusuflar çıksın, yeni Şafiler çıksın, yeni filan falan falan falanlar çıksın. Yani öyle ta 1200 sene evvel gelmiş, yaşamış, göçmüş, gitmiş bir adam, Allah mağfiret etsin. Kötü etmiş, çalışmışlar, ellerinden geleni yapmışlar. Onlara vacipti de sana ne? Nafile mi bu iş? Sen de kendi günün Ebu Hanifesi olmaya çalış. İmam Yusuf'u, Zuhfer'i bilmem Muhammed'i olmaya çalış. Şafii'si olmaya çalış, Malik'i olmaya çalış. Ve toplum zenginleşsin. Çok düşüneni olursa, çok müştehidi olursa bir toplum düşer mi, yükselir mi benim? Hiç yok şimdi. Onun için de deniz bitmiş, karaya oturmuşuz. Karadeniz'in dediği. Deniz bitti demiş. Karaya oturmuşlar. Hızına. Deniz bitti. Ulan biter mi? Dünyanın dörtte üçü de. Ama sen karaya doğru sürersen kayığı biter tabii. Öyle değil mi? Yani denizi bitiriyorlar, tamam. Yani şu tarafa doğru gitsen Allah dünyayı dolaş denizden, hem de hiç karaya ayak basma. Öyle değil mi? Fakat o kadar yer varken sen ters tarafa sürersen dört adım sonra kara, ondan sonra deniz bitti. Deniz biter. Deniz biter mi? Dolu. Kararın üç katı fazla. Dörtte üçü deniz, yeryüzünün biri kara. Üçü bitiriyor, biri bitiremiyor vatandaş. Ters tarafa sürersen kayıyor olacak. İnsanoğlu da kafayı ters çalıştırırsa, kontağı kapattıktan sonra ters çalışan motor gibi, ya bu arabada bir şey var dediğin adama, değil mi? Götürüp bir tamirciye gösterelim. Demagoji, halkın genelinin, ekseriyetinin eğri mi doğru mu demeden, halkın ekseriyetinin benimsediği görüşe dayanmak suretiyle başka fikirlerin karşısına çıkmak ve halkın desteğiyle galebe sağlamaya çalışmak, galip gelmeye çalışmak. Halbuki doğruluk veya eğrilikte çoğunluğun oyu, yok bilmem halkın desteği değil. Doğrunun bizatihi kendi gücünden yararlanmak lazım. Yani doğrular güçlerini onlara sahip çıkanlardan almazlar. Kendisinden alırlar. Belki çoğunluk, yani onlara sahip, doğrulara sahip çıkanlar güçlerini doğrunun gücünden alır. Ama asla sahip çıkanlardan almaz doğrular gücünü. Çünkü onlar bizatihi güçlüdür doğrular. Mesela İslam bütünüyle doğru değil mi? Gücünü kendini kabul edenlerin çokluğundan mı alıyor, azlığından mı? Eğer böyle dersek, yani çokluğundan alıyor, o zaman Muhammed Aleyhisselam'ın gününde bir cimcik Müslüman vardı, o zaman İslam zayıftı. Şimdi İslam gürbüzledi ki Allah, baş pehlivan oldu dememiz lazım, öyle mi? Değil. O zaman da aynı kitabın mevzuları, şimdi de. Şimdi çoğuz, o zaman azız. Bütün savaşlarda Huneyn vakası hariç, Müslümanlar azınlıkta, kafirler çoğunlukta. Ama hep Müslümanlar yemiş. Bir tek savaş hariç. O savaş da Huneyn vakası. Bazı raviler anlatıyor, diyor, o kadar çoktuk, o kadar çoktuk ki develerimizin üstüne yükselip ayaklarımızla bakıyorduk, vadileri İslam askeri doldurmuş ve diyorduk ki bugüne kadar hep az olduğumuz halde kafirlerle savaştık, yendik. Bugün şu çokluğumuzla mı yenileceğiz? Kimimizin içinden böyle geçti kafamızda. Allah-u Teala onların bu halini anlatırken diyor, onlar neredeyse kabirlerdekini de sayacak. Yani vadileri dolduran yetti.
Ama Beni Sakif kabilesi savaşa gittikleri, yola pusu bulmuşlar. Bunları bir ok yağmuruna tuttu, Allah bul tut tutabilirsin. Kaçan kaçana çil yavrusu gibi ağzına sarıp. Peygamber diyor ya yanında 5-6 kişi kalmış, vadileri dolduran kalabalıkta. Diyor çalışın ey filan oğulları bilmem ne ya, işte hacca kucağı da söylesen milleti toplayın. Diyor aklımız başımıza geldi panaya kapıldık. Fakat diyor deveyi zapt edemiyoruz, durduramıyoruz ki almış başını gidiyor herkes. Hayvan bu işte hemen. Hep birlikte koşuyor. Diyor ne yaptığımızı fark ettik ama develeri durduramıyoruz ki geri çevirip de Allah'ın Resulü'nün yanına gidelim. Yani çoğunluk olmak bir şey ifade et. Örnek de, Huneyn vakası örneği de çoğunluğun gücünü alsa güç doğrularda oradan alacağı. Eğer kendinde bir güç varsa nerede çoğunluk var orada hak olmalı. İşte buyurun Huneyn vakasında bile bu olmadığı görünüyor. Aralarında peygamberin de bulunduğu bir çoğunluk. Yani haklı olan güçlü ya da güçlü olan haklı. Hangisi doğru? Haklı olan güçlü olmalı. Ne zamana kadar? Hakkını alana kadar. Hazreti Ebubekir ne diyor? Halife seçilip kendisine biat edildiğinde diyor, içinizde en zayıfınız. Ya en güçlünüz. Kendisinde hakkı olanı ondan alıp da hakkı olana verene kadar nazarımızda en güçsüzdür. İçinizde güçlünüzden hakkı olan zayıflar da gücü ondaki hakkını alıp kendisine verene kadar yani katımızda güçlüdür. Bu söz ne kadar okkalı bir söz, dikkat ediyor musunuz? Boldur boldur harca tükenmez yani. He? Yani bu şu demektir. Haklı olan güçlü olmalı. Ama bugünün boktan dünyasında güçlü olan haklı. Onun için de dünyanın düzeni müzeni yeni de deseler adına, orta da deseler, eskimiş de deseler hiçbir şey değişmiyor. Alavere dalavere. Ezici çoğunluk insanlar mahvoluyor. Ha babam de babam koştur koştur yarış atı gibi. Bir cimcik adam da tepede kah 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 kah. Değil mi? Arkalarını kasalarına dayamışlar. Öyle yaşıyorlar. Böyle dünyanın içine köpek et. Benim keyfim yerinde sen orada sızlanıp duracaksın. Ben canavar mıyım ya? Böyle mutlu olur mu? Ben çiçeğimi açmışım sen hiç toprağın altında bir çiçekle yaz gelir mi? Yaz eğer güzelse her tür çiçek açmalı ki yaz gelsin. Yoksa kışın karların altında açan çiçek de var Toroslarda, kardelen. O da açıyor, kışın açıyor, karın altından açıyor, çıkıyor. Evet. Yani onun açtığını herkes biliyor ama hiç kimse yaz geldi demiyor.
O zaman bu şu demektir. Yani ben bir ben iyiyim, dünya iyi. Hayır efendim. Elbette dünyanın iyi olması benim iyiliğimle başlar ama ben iyiyim, dünya da iyi olamam. Bu iyiliği yaymak için örnek olarak bilmem ne söyleyerek, yaşayarak yayacağım. O da iyi olacak, bu da iyi olacak, şu da. İyiler çoğalacak ki dünya iyi olsun. Yoksa bir iyiyle dünya iyi. Koca dünyada bir tek araba var. Ne arabanın keyfini söylüyor. Olur mu lan? Bir araba bütün dünyaya yeter mi? Arabana kadar yayılmış ve herkesin eline geçmişse o kadar millet araba mürüvveti görüyor. Atladığıyla şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Yoksa bütün dünyada bir tek araba var. Kuyruğa girsen 200 sene sonra bile sıra gelmesin sana. Değil mi? Devlet. Devletin Kur'an'da bir yerde geçer. Zenginlik aranızda dolaşan bir güç olmasın. Zenginlik, varlıklılık aranızda devreden bir güç olmasın. Yani gücünüzü Allah'ın size verdiğinden almaya kalkmayın. Gene konuya entegre bir konudur. Haklılığınızdan alın. Hak üzerinde bulunuşunuz size güç verir. Yoksa Allah'ın size nimetinden verdiği ihsan, zenginlik belli kesim arasın, diğerleri ağzını yalasın, siz geğirin. Çok yemenin sonu. Böyle olmasın. Allah dilese herkese eşit verirdi. Herkese eşit vermediğine, bana çok sana az, öbürüne olsa belkine şu verdiğine göre demek ki bizi imtihan ediyor, bir maksadı var. Ve istese kimse kimseden bir gram fazla alamaz, bulamaz diye. Öyle değil mi? Öyleyse bir amacı var, böyle yapıyor. O zaman bu amaç ne? Verdiği, vermediğine, Allah'ın verdiğinden verecek mi, vermeyecek mi? Yararlandıracak mı, yararlandırmayacak mı? Yoksa yalatıp duracak mı? Yani sen yiyorsun, ben burada yalanıyorum. Olmaz. Yani böyle dünya, huzurlu dünya olmaz. Olur mu? Olmuyor mu? İşte her bir şeyleri var ama hiç hayatlarının tadı yok şu keferelerin, yıllardır işlerinde yaşıyorsun. Suratlarına bakıyorsun, her biri hortlak gibi. Frankenstein gibi, sanki laboratuvarda yapılmış adamlar. Ulan hiçbir duygunuz yoksun, hiçbir bir yok. Adamlar yaş, onca şeye sahip olun, biraz gözünüzün içi gülsün ya, biraz yok. Böyle. Hakikaten hiç güler yüz görmüyorum. Kahkaha atanı bile güler yüzlü görmüyorum. Evet. Demek ki bu içi kararmış ki yüzüne vuruyor bunu. İçi kararmış yani. Öyle mi değil mi? Yıllardır komşusunuz, görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz, merhabalaşıyorsunuz. Beraber yaşıyorsunuz. Böyle mi değil mi? Bak ben Türkiye'de oturuyorum. Buraya işte gelip gittiğimi toplasan alayı iki ay etmez, üç ay etmez neyse. Tümünü toplasan gün olarak. Ama oturduğum yerden görüyorum bunu. Buraya ehli olunca bir insan bir görmede anlar yani usta. Abi şunda ne var bir bak, bir çalıştır bakayım. Tamam, kapattım sana der ya, anlayan adam. Anlamayan da mevcut kablolarda da çıkarır, arızanı artırır. Evet, devlet gerçek anlamıyla bu. Şimdi bu güç siyasi anlamda başka bir mana kazanmış. Siyaset literatüründe devlet dendiği zaman organize olmuş halk, organize olmuş ümmet, teşkilatlanmış ümmet anlamına. Kısaca, teşkilatlanmış ümmet. Ümmet ne demek? Dünya görüşü birlikteliği bulunan insanlara bir ümmet denir. Marx'ın ümmeti denir. Marx'ize inanıyor. Marx gibi düşünüyor. Onun koyduğu esasları kabul ediyor. Bunlara Marx'ın ümmeti. Kapitalist ümmet. Kapitalizmi benimsemiş, laikliği benimsemiş insanlara laik ümmet, kapitalist ümmet işte filan. Demokrasi ümmeti veya demokratik ümmet denir. İslam akidesini benimsemiş ve onu doğru sayan, birbirini tanımasa bile, sen burada, ben bilmem Çin'de, ona inanan insanların topluluğuna da İslam ümmeti denir. Akidesi ve o akideye dayalı itikadı ve o itikada dayalı yaşam biçimi aynı olan insanlar bir ümmet teşkil ederler. İşte böylesi bir ümmetin organize olması, yani başı kıçı olması, ben kendilerine baş seçmeleri, bir konuda anlaşmaları. İkinci akabe biatında bu organizasyon teşekkür etti. Değil mi? Minicik de olsa bir devlet otoritelerini seçtiler. İslam
Peygamberin de üstünde Kur'an, vahiy, otorite. O otorite, yani vahiy ümmete kim uygulayacak? Allah'ın elçisi. Hem devletin başkanı hem Allah'ın elçisi. Ha? Daha sonra da işte ona hilafeten, ona halef olur. Ondan sonra gelen anlamındadır. Hilaf, halife. İşte diğerleri ise hilaf. Şimdi devletin anlamı bu. Yani devlet olmaya her fikir doğru olsun, yanlış olsun. Kendini kabul edenden her fikir doğru olsun, yanlış olsun. Kendini taşıyandan, kendini kabul edenden kendisine güç sağlamasını istiyor. Yani devlet, Arapçasıyla söylersek, devlet yapılmasını ister. Yani beni hakim kıl, beni üste çıkar, beni güçlü kıl, bana güç ver, bana güç bul. Kendi gücünden başlayarak, onu da ikna et, şunu da filan, yani hepiniz benim için çalışın. Benim hakimiyetim, benim üstünlüğümü sağlamak için çalışın. Bu Marksizm içinde böyledir, en bozuk. Kapitalizm içinde böyle, İslam içinde böyle. Yani eğri olsun, doğru olsun diyoruz ya. Doğru içinde geçerli bu görüş, eğri içinde. Dikkat edin. İşte Müslümanlar da elbette ki, madem biz ümmeti böyle tarif ediyoruz ki öyledir. Yani dünya görüşü ve o görüşe dayalı yaşam biçimini seçen insanların oluşturduğu topluma ümmet denir. Böyle bir ümmetin İslam'ı hakim kılma amacına yönelik organizasyonu siyasi çalışmadır. İslami bir siyasi çalışmadır. Sonuçta gücün İslam'a verilmesiyle de noktalanır. Yani Allah'ın hükümleri ile o toplumda hükmedilir hale gelir. Organizasyon sonuçta en doruğunda bu noktaya gelir. O noktada İslam artık devlet olmuştur. Veya devlet, İslam devleti olmuştur. İslam da devlet olmuştur. Sana anlatabildim ki. Meşruiyet kelimesi şeriata uygun anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Meşruluk şeriattan gelir. Bir toplum İslam devleti kurmak istiyorsa İslam'ın kurallarına uygun düşünen toplum olmalı. Başını da öyle seçmeli. O kurallara uyanı ve yetenekliyi baş seçmeli. Gidip bir ipsizi baş seçiyorsa demek ki İslam kurallarına o toplum uymuyor ki seçtiği uysun. Değil mi? Sarhoşlar, efendim baş sarhoş, sarhoşluk şampiyonu seçecekler. Hiç içki içmemiş adamdan seçmediler. İçenlerden seçerler. Değil mi? Bu meşruiyet aynı ideolojiyi benimseyen insanların, yani İslam'a inanmış insanların Resulullah'ı başkan seçmeleridir. Resul seçmediler, dikkat edin. Resul onu Allah seçiyor. Resul olarak seçen Allah. Kendilerine başkan, yani müminlerin emiri seçtiler. Kim seçti? Onun getirdiği ideolojiye inanan, o ideolojinin üstünlüğüne inananlar seçti. Bunlar Medine'de kendi aralarında bir konsensüs, müştereklik sağladılar ve temsilci olarak hac zamanı Mekke'ye gittiler. Muhammed'le görüştüler. Abbas'ı bulup yerini öğrendiler. Görüştüler ve randevulaştılar. Teşrik gününün üçüncü günü, yani Mina'da kalınan üç günün son günü, Akabe kayalıkları tepesi arkasında buluşmak üzere randevulaştılar. Orada buluştular ve ikinci Akabe biatında geçen konuşmalar, o Allah'ın Resulü, Allah'ın hükümleri, vahiy ona geliyor, o insanlara bildiriyor. Öbür insanlar da bunu kabul etmiş, demek ki hepsi beraber. Şimdi bu beraberliğin bir adım ötesi var. Diyorlar ki bir arada yaşayalım. Yani ne diye sen Mekke'de bunları insanlara söyleyecek duracaksın ama Mekkeliler tınmayacak. Hiç kulak vermeyecek, sana sahip çıkmayacaklar. Biz senin getirdiğin dine inanıyoruz. Allah'ın elçisi kabul ediyoruz. O zaman gel seni yurdumuza götürelim. Orada yani evim yok, yemek yok filan düşünme. Yani bizim yediğimizden yediririz. Evlerimize yatırırız. Efendim bütün kardeşlerimize de böyle yaparız. Nitekim de Medine'ye icat edenlere biliyorsun millet bahçesinden verir, malının yarısını verir, evinin yarısını verir filan filan. Diyor bunu yapalım ve birlikte yaşayalım. Yani sen orada biz burada anlamı ne? Hani birbirimizi seviyor muyuz? Senin baban vermiyor, benimkine razı ol, o zaman kaçma. Sonuçta kaçtılar. Yani Peygamber ve Müslümanlar Mekke'den kaçmadı mı? Kaçtı. Yani hicret, mücret diye millet sanki merasimle kamyonu yanaştırdı, evinin eşyasını yüklendi, öyle gitti. Yok efendim, canını zor götürdü yani. Canını zor götürdü. Bir Ömer gibi herkesin korktuğu hariç, o da gündüz gözü.
İşte yolculuk hazırlığı yapıyor, kılıcını falan da kuşanmış, şöyle geçenler de bakıyor falan. O da dayı ya, diyor ki, anasını babasını diyor, evinde ağalar görmek isteyen varsa bir yolum açılsın da bir görüşelim. Dayı herif, yani gitmeye ihtiyacı yok. Vurdu bu üç kişiyi birden biçiyor yani. Yani evlenmek için bir kere erkeğin erkekliğini bilmesi, kadının kadınlığını bilmesi gerekiyorsa, iki taraf da bunu bilmediği halde anası babası 50 kere eversin, 150 kere nikah kıysın. Ne anlamı var? Anasının babası